Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken Türkiye'de artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Nisan ayında dünyadaki gıda enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 geriledi. Türkiye'de ise aynı dönemde %68,5 arttı. Giriyoruz markete. Dünkü etiket bugünkü etiketi hiç asla tutmuyor. Et? Eti hiç anma. Süt ürünleri zaten 250-300 lira olmuş peynirin kilosu. Dünyada gıda fiyatları düşüşte. Onu hiç demiyorlar öyle. Yurt dışında daha pahalı diyorlar. Türkiye'den pahalısı yok. En pahalı Türkiye. Tüketicinin hissettiği yüksek enflasyonu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de verilerle ortaya koydu. Nisan ayı gıda fiyat endeksinde dünyada gıda enflasyonu yıllık %7,4 düşerken Türkiye'de gıda enflasyonu %68,5 artış gösterdi. Patates, soğan, kıvırcık, yani patlıcan, onların hepsi çok pahalı kızım. Bak yarımşar kilo aldım bak. Yarımşar kilo ya. Hepsine 120 lira para verdim şuraya. Şimdi beyaz peynir aldınız herhalde. Evet. Diğer peynir çeşitlerini. Vallahi onlar zor. 400-500 lira kilosu nasıl alacaksın? Ucuzuna uygununa gidiyoruz yani. Aldığımız maaş asgari ücret. Tüketici enflasyonunu %69,8 olarak açıkladı TÜİK. Gıda enflasyonunda %68,5. Türkiye OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda zirvede. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye enflasyonda zirveyi Mayıs'ta görecek dedi. Gıda fiyatlarının daha da artacağının sinyalini verdi. Mayıs ayında %70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Fiyatlar çok pahalı kızım, fiyatlara baktık ama. Bir kilo hadi al bakalım nasıl alacağım. Et yeme şansımız yok diyor. Tavuk yiyorduk önceleri ucuzdu, şimdi tavuk da yiyemiyor. Peynir lüks oldu. Nereden nereye geldik bak. Etler diyorum çok arttı, çok pahalı. Almak zor. Hele bir 10 bin lira maaşla. Türkiye'de günden güne fiyatı arttığı için dar gelirli bir kilo kıyma almak için geceden sabaha ucuz et kuyruklarında beklerken süt ve süt ürünleri artık bizim için lüks oldu derken dünyada yıllık bazda etin, sütün, şekerin ve tahılın fiyatı düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gıda fiyat endeksine göre dünyada yıllık bazda et %0,4, süt %4,3, şeker %14,7, ekmeklik, buğday gibi tahıllardaysa %18,3 düşüş var. Türkiye'de tüm kalemlerde artış. Ekmek 8 liradan 10 lira oldu. Ya 2 lira geldi ne olacak? Öyle değil işte. %25. Verdi mi bana %25 zam? Enflasyonu %3 gösteriyor ki emekliye falan zam vermesin. Ama kendi bir saray, iki saray, üç saray, 125 tane emeklinin maaşı onun saraylarının bir günlük masrafıymış. Açlık sınırı altında maaş alan emekli asgari ücretli de en temel gıdalara ulaşmakta bile zorlanıyor. Eskiden kiloyla alanlar şimdi gramla alıyor. Onu dahi alamayanlar ancak tadına bakabiliyor. Alamayacak ama tadına bakayım da gibi tatmin olmaya çalışıyorlar. Mesela bir zeytinin tadına kaç defa bakarsın? 2 tane, 3 tane. 5-6 tane bakmaya çalışıyor. Biraz gidiyor ileride bakmaya çalışıyor. Biraz gidiyor ilerideki peronda bakmaya çalışıyor. Yani gerçekten üzücü bir durum bu.